iki tane, üç diyelim, üç söylem. Birisi Cumhurbaşkanı başdanışmanlarından Yiğit Bulut'un İsrail'in Türkiye'ye saldırısı ihtimali, Numan Kurtuluş'un ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın İsrail gözünü Türkiye'ye dikti açıklamaları bence özellikle yabancı yatırımcılar nezdinde Türkiye ile ilgili, doğrusunu istersen benim çok da ihtimal dahilinde olduğunu düşünmediğim bir konuyu yüksek sesle ve yüksek perdeden dile getirmiş olmaları Türkiye adına yeni bir risk parametresi eklemiş durumda. Hani jeopolitik risklerin içinde petrol tarafının maliyet artışıyla ilgili bize yansıması olduğu gibi bu yeni söylemle birlikte risk algısında da çok önemli yansımalar olacak endişesini taşımaya başladım. Umuyorum ve diliyorum, hani ben artık Gazze-İsrail şeyinden, çatışmasından yakın zamanda bir ateşkes umudumu kaybetmiş durumdayım. Ve ki benim bu yılın başındaki ana temel senaryolarından bir tanesi gerek Rusya-Ukrayna gerek Gazze-İsrail çatışmalarında senenin başında ilk çeyreğinde bir ateşkes, çünkü devamının herkesi daha fazla yoracağı ve daha fazla problemin eskale edileceği, yükseleceği, büyüyeceği endişelerim vardı. Maalesef o endişeler gerçeğe dönüşmüş gibi görünüyor. Bu nedenle bize yönelik bir saldırı beklemiyorum. Yani bize yönelik İsrail'in herhangi bir saldırısını beklemiyorum. Hani ne elde edecekler sorusu başka bir soru. Ama şu anda bu gerilim devam ettikçe işimiz biraz zorlaşacak. Petrolün üzerindeki baskı da bir süre daha devam edecek. Ama önümüzdeki dönemde eğer bu şey İran-İsrail arasında doğrudan bir çatışma alevlenmez ise tekrar orada bir geri çekilme göreceğiz. Evet, gerçi o açıklamalardan sonra ilginç bir biçimde borsada bir düşüş oldu. Bir kısım ona da bağlandı. Yani ciddi bir düşüş oldu. 3.5'a neredeyse yakın bir düşüş oldu. %3.5'a. Fakat cuma günü de yine bir yükselişle, bu sefer de 2.5'a yakın bir yükselişle 9.109 seviyesinden yanlış hatırlamıyorsam kapattı borsa. Evet. Ne dersin? Yani borsa ne yapıyor şimdi? Neyi fiyatlıyor bu durumda? Borsa tamamen teknik bir hareket yaptı. 2.60 dolar seviyesi. Hatırlıyorsan yılın başında 3.45-55 bölgesi benim için dolar bazında bu senenin zirve adayı diye konuşmuştuk. Nitekim de yılbaşındaki o dolar banka rallisinden sonra da hakikaten dolar bazında hemen bakıyorum. 3.44-37, 3.44 seviyesi görülmüş. 3.44'ün üzerinde maalesef 3.55'lere yükseliş olmamış ama oradan sonra çok sert olmayan satış dönemi, ama 5 Ağustos'taki yaşanan satıştan sonra da biz dünyada herhalde bu boşluğu kapatamayan tek borsayız. Ve onun bir sonraki seviyesi aslında bir 2.90 seviyesi vardı ama şimdi 2.60 sent seviyesi önemli bir destek seviyesi. Hem teknik açısından hem ortalamalar açısından. Sadece teknik bir alıştı, düzeltme alışı bu cuma günkü. Ben bu bahsetmiş olduğum Türkiye'nin, İsrail'in Türkiye'ye göz diktiği senaryosunun umuyorum ve diliyorum ki gene bu da bir temenni yine. Diplomatik çabalarla tekrardan yumuşatılacak. Çünkü bu çok ilginç bir risk parametresi oluşturuyor Türkiye için. Yani bunun şunun için söylüyorum. Bu borsa tarafına vazgeçtim. Ben aslında borçlanmalarla ilgili maliyetlerimiz hazır aşağıya gelir, şirketlerimiz de hızlı bir borçlanma dönemine girmişlerken bu ve benzeri söylemlerin Türkiye açısından risk arttırıcı unsurlar olduğunu, ki CDS'de çok küçük bir yükseliş oldu, çok önemli gibi görünmeyen ama önümüzdeki dönemde olası düşüşlerin önünde engel olacak bir söylem. Yani bu söylemin acil bir şekilde ya düzeltilmesi ya bunun gereklerinin yapılarak bu riskin ortadan kaldırılması gerekiyor diye düşünüyorum ama bu biraz benim şu andaki elimdeki verilerle analiz etme yeteneğimi aşan bir konu. Ama bunun yeni bir risk parametresi olarak artık gündemimize girdiği gibi bir endişe taşıyorum. Yani borsanın yükselişi bana göre tamamen bir teknik düzeltme. Yani en son düşüşler nerede başladı diye baktığımda Temmuz ayının sonlarına doğru işte 3.40 dolar sent seviyesinden
2.60'a düştüğünüzde yani çok ciddi bir düşüşten bahsediyoruz. Hemen hızlı bir şekilde müsaade edersen bir ölçümle yapayım bakayım ne kadar düşmüşüz o en dibe göre geldiğimizde. %27 dolar bazında düşüş var. Yani %27 dolar bazında düşüş, birilerine mutlaka yukarıdan satmış birileri. Artık burası da iyi bir teknik seviye. Artık birçok şey fiyatların içine girdi. Buradan bir alayım deneyeyim şeklinde bir düzeltme ihtimalinin yaşandığı bir dönem. Bu arada bunu hemen parantez içinde açığa satışın yasağı kısmına gene benim ısrarla borsa ile ilgili söylediğim bir şey. Açığa satışı yasakladığınızda borsa düşmedi mi? Düştü. Şimdi bu açığa satış en azından hisselerin ana hisselerde ufak tefek hisseleri ufak tefek derken işlem hacmi küçük olan hisseleri söylemiyorum ama ana hisselerde yani endeks 50, endeks 100 gibi endeks 30 en azından ana hisselerde bu açığa satış yasağının mutlaka kalkması gerekiyor. Çünkü bahsettiğim 2.60 seviyesinde gelen alıcı 3.45'te kendi kendine normal dedeki hisseleri satıp %27 bir getiriyi elde edip tekrar pozisyona geri dönenlerdir. Açığa satış da böyle bir şey. Açığa satanlar ilelebet açığa satmazlar hisselerini. Belli seviyelerden alırlar. O da aslında düşüşlerin kademeli olmasını sağlar. Böyle sert düşüşler veya hızlı düşüşler Temmuz sonu, Eylül sonu dediğimizde hani baktığında 2-2,5 aylık bir süre içinde %27'lik bir düşüş dolar bazında. Dolar kuru arttığı için olmadı bu. Çok fazla artmadı. Arttı dolar kuru ama çok fazla artmadı. Esas hisse senedilerin değerleri düştü. Şimdi açığa satışı engellediğiniz zaman bunlara engel olabiliyor musunuz? Hayır, olamıyorsunuz. Hani gelin vazgeçelim, bu açığa satış bence deprem sebebiyle geldi. Ondan sonra kaldı, birilerinin daha kolay manipülasyon yapmasına neden oluyor. Manipülasyon yapmayıp normal spekülatif hareketlerle sahiplerle, ki bu spekülasyon her zaman söylediğim gibi doğru ve iyi bir şeydir. O sahiplerle hareket eden birilerinin bu piyasada kendi kendilerine piyasa yapıcı olmalarını sağlayan bir durum. O açığa satışı yasakladığınızda bu imkan ortadan kalkıyor. Onun için evet. Hazır yeri gelmişken parantez içinde bunu da eklemek istedim. Peki. Tamam. Şimdi bir de tabii bizim geleneksel olarak hep baktığımız bir alana bir altın ve gümüşe de bir bakalım istiyorsan birlikte. Orada da bir cuma günü itibariyle en azından bizim piyasada bir çıkış var. Oradaki beklentilerin nedir? Altında. Bahsetmiş olduğum jeopolitik taraf altın tarafını çok ciddi etkiledi. Yani bugüne kadar etkiledi diyeyim. Farklı olan bu hafta yani geçtiğimiz hafta gümüşün bu konudaki performansı farklıydı. Yani gümüş altına göre biraz daha farklı bir performans gösterdi ki 30-70 seviyesi kritik bir benim için kritik bir teknik eşikti. O seviye aşıldı. Ondan sonraki seviye 32.5'lardı. Oraya geldikten sonra bir düzeltme veya kar realizasyon hamlesinden sonra cuma günü 32.94'lere 95'lere kadar yükselen bir gümüş vardı. Bu gümüşün ben önümüzdeki haftalarda gümüşün biraz daha fazla göz önünde olacağını düşünüyorum. Dersler ki neden? Bunu ben birazcık agu paritesine bağlayacağım. O benim meşhur agu paritesine. Ben meşhur ettim bunu bu arada. Benim değil. Ben yarattığım için ben meşhur etmeye çalışıyorum zaten. Ama parantez içinde bu yani 82'li seviyelerde. Daha önceden gördüğü 89-90 seviyeleri var ki bu Ağustos ayının başında altının o çok hızlı hareket ettiği dönemlerde oldu bu. Şimdi altın görece biraz yatay seyir izliyor. Çünkü 2650-2675 bölgeleri altın için aşılması gerçekten zor bölgeler diye düşünüyorum. Hem teknik olarak hem de nereye gidecek sorusunu biraz daha jeopolitik tarafın daha netleşmesi gerekiyor. Ya da onu izliyor diye düşünüyorum. Ama gümüş orada geride kaldığı için bir de parite altına göre zayıf kaldığı için diyeyim. 82 olan paritenin daha önce gördüğü en düşük 73 değil. Ama en azından 76-75-76 buçuk bölgelerine kadar gelmesini bekliyorum. O yüzden de gümüş bence biraz daha fazla hareket edecek. Zaten o çok oynaktır. Yani hırçın çocuk derim ben gümüşe. Oradaki hareket eğer 33-10-33-15 bölgelerini eğer önümüzdeki hafta aşacak olursa 35'lere kadar giden ki benim bahsetmiş olduğum bu 76'lık agu paritesi seviyesine
Gümüş'ün gelmesi anlamına geliyor. Gümüş biraz daha şey yapacak diye düşünüyorum. Önümüzdeki haftada hem dikkat çekecek hem de biraz daha yüksek yükselişleri daha fazla altına kıyasla daha fazla olacağını tahmin ediyorum.